Hemen kuralım barikatımızı. Mecbur abi, evi kapatmam lazım. Ne olur ne olmaz. Kat kur. Burada. Barikat. Aha, kaç. Helikopter geldi. Kapat kapat. Nedir ya? Ne helikopteri bu şimdi? Yardım paketi falan mı var? Aha, çıktı çıktı. Vallahi çıktı. Herhalde bir seviye atlayacağız aşçılıkta. Çok iyi oldu ya. Süper. Herhalde öyle olacak. Hadi. Devam et. Anlat anlat. Harika. Selam dostlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Project Zomboid'in 6. bölümüyle sizlerle beraber olacağım. Yakınlarından gelen yoğun isteklerden dolayı bugünkü videom yaklaşık 1 saat sürecek. Bu videomda önemli olan marangozluk mesleğinin seviyesini artırmak ve evimizi ileriye dönük zombilerden daha iyi koruyabilmek için barikat yaparak geçireceğiz. Videomu beğenirseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla gevezelemeden oyunumuza başlayalım. Sizlere iyi seyirler dilerim. Peki sonuçta yani işte idare eder. Umduğum gibi olmasa da bayağı iyi eşyalar buldum. Tamam, zaten ev kaçmıyor burada. Herhangi bir şey lazım olursa tekrar gelirim. Bak bak, kapı içeriden açılıyor, dışarıdan açılıyor. Bu da iyi. Kilidi açık mıydı ya? Yani bir kere açtım, açılıyor. Çok iyi oldu. Peki evimize geri dönelim. Eşyaları koyalım. Kürek eksik şimdi. Kürek de bulduk mu abi? Harika oldu. Evet. Buraya malzemeleri koyalım. Buradaki malzemeleri o bir evden getirdim zaten. Bu siyah elektro gitar vardı, onu taşıyordum. Ama balta bulduğum için ondan daha iyi. Onun için değiştirdim ama tabii ki atmadım. Çünkü sonuçta balta da bir zaman sonra kırılacak. Yani yeni silaha ihtiyacım olacak. Onun için silahları burada saklıyorum zaten. Yani silahın haricinde işte ne bileyim marangozluk işleriyle yapmam gereken işler için burada bütün yani mesleki işleri yapabilmem için, icra edebilmem için bütün eşyaları buraya koyacağım. Hani kitaptan hariç tabii, kitaplar da kitaplığa gelecek. Ne bileyim kettle gibi işte çaydanlık diyeyim ben. Yemek işte falan hepsi mutfağa gelecek. Peki ben yanıma ne almıştım? Çarçaflar. Bunlar hepsi, ha bak. Çekiç, bir tanesini de buraya koyabiliriz. İki tane oldu. Ya bunlar kırılıyor sonuçta. Bak kondisyonu mesela çekicin. Bir tanesini çok az, 3-5 vuracağım kırılacak. Onun için devamlı çekiç, yani tazelemem lazım, aramam lazım, bulmam lazım. Şuradan hemen bir su içelim. Sular temizken, tamam bunları kitap daha koyayım hemen. Sonra bakarım yani ne bulduk ne bulmadık. Buradan hemen şöyle hepsini al. Aşçılık. Hepsini koy. Evet, tava da gitti. Kızartma tavasını şimdi çıkarırım. Dur çıkarma. Şöyle gel. Burada daha kitap var ya. İleri seviye ilk yardım. Ha bak mesela bu kitap stres azaltma diyor. Sıkıntı azaltmaya 50 veriyor. Mutsuzluğa 40 veriyor. Yani bayağı önemli bu kitap. Yani hiçbir şey yapamadım mı en azından şimdi karakter sıkılmaya başlıyor, üzülmeye başlıyor, depresif oluyor. İşte depresan onun için var haplar. Evet, bu bantı falan. Havluyu onları da topluyorum çünkü sonra ileride işte dışarıda biz ağaç mağaç keseceğiz, serleyeceğiz falan, havluyla kurulanmamız lazım. Onun için havlu da önemli yani. Şimdi bir havlu yetmiyor. Yani ne kadar terlediysen tabii ona da bağlı. Onun için yani en azından 6 tane havlu bulmam lazım.
Tabii benim tecrübem. Ondan hariç bir dakika, yemekleri şu dolaba yerleştirelim. Dolapların 50 kilo kadar yeri var. Yani burada yazıyor bu. Şu an işte 8.95 doldurmuşuz. Onun için ona göre zaten ayarlıyorum ben. Portakallı gazoz çok iyi. Uzun yola çıktığım zaman içebilirim. Kırmızı şarap da iyi. En azından yani bu dönem için, bu zaman için. Bu viski şişesi, bir dakika. Karabiber, cips. Evet, bir şey daha koydum ama. Ha, bandajı koydum alakasız. Onu çıkarayım. Evet. Ha, bir de şey var değil mi? Çaydanlık. Bir de gene karnım acıktı ya. Konserve açacağı var. Mutfak havlusunu da buraya koyalım. Sabunu çeşmenin oradakine koyalım. Çünkü elimizi falan yıkadığımız zaman ya da kendimizi yıkadığımız zaman, gerçi onu yukarıda koyalım. Oh, sirke de varmış ya. Oh, yemek yaptık mı? Bayağı iyi malzemeler var. Onu da hani göstereceğim tabii ileriye dönük. Bu eşyaları yukarı çıkarayım, dolaba koyayım. İyisi dolabına. Burada dolap var mı? Ha, var bir tane burada. Zaten yatak odam burası benim. Şuraya at hepsini. İşte odunlu bölümleri, tişört falan. Tişört de buraya. Silgi bilmiyorum ama bir şeye yarayacak mı hiç bilmiyorum. Onun için aldım yanıma öyle. Bakayım sonra şeyi deneyeceğim ya. Şey siliniyor mu diye. Duvarlar falan siliniyor mu diye. Tamam. Şimdilik bu kadar. Ya sevmiyorum aslında. Yani çok uzun sürüyor. Her şeyi yel yerine koy falan. Aslında sonradan ayırmam gerekiyor. Ben önce şöyle dolaba koyayım şunu. Şu dolaba koy abi. Gerçi bakayım ha, bunları koy. Vitamin de oydu buydu. Kızartma tavası. Bantı da koy ya. Şu bandaj bez parçası falan kalsın. Hatta şunu da yapabiliriz. O bayağı var dezenfektan ya. Dolu yani. Şunları bandajı dezenfekte et diyor mesela, değil mi? Bak onu, bunun tabii çok avantajı var. Yani bir yer yırtıldığı zaman hemen dezenfekt etmene gerek yok. Sterilize bandaj koyduğun zaman hemen iyileşiyor. Peki, karnımız bayağı acıktı. Bayağı. Onun için şimdi de bir şeyler bakalım. Bulduklarımızdan ne yemek yiyebiliriz buradan. Cips diyor. Birini alalım. Ve her şeye gitsin ya. Bakayım ne kadar yiyecek. Oh, tamam. Şimdi canımızın sıkıntısını gidermek için ne yapabiliriz? Evet, ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şu ahşap baltayı alalım. Ne yapalım? İki elle kullan diyor. Tamam, şu ağacı kes. Şunu. Şimdi. Yerde ne var? Ağaç dalı var, dal var, kütük var. Bu kütükler bize lazım. Bunun arkadaki sırt çantamıza bayağı ağır olacak. Bunları biriktirmemiz lazım. Evet. Onları alalım. Ya bu balta işte, bu balta çok iyi oldu ya. Marangozluğa bayağı yardım edecek çıkması için. Marangozluk demişken saat kaçtaydı? Saat 6'da herhalde. Televizyonda program vardı. Bu kütüğü koyalım. Bayağı uzun sürüyor. Bu dezavantajlardan demiştim ya, hani işte dolaplardan işte ne bileyim eşyayı yavaş alır diye. Yani düşünsenize, yani öyle bir durumdasın. Şimdi kütüğü buraya koyacağım. 2 saatte kütüğü dolaba yerleştirirken arkadan zombi gelecek abi. Hiç beklemediğim bir anda. Sak, ısıracak, bitti.
Gene acıktık. Televizyon burada. Bir dakika bakayım. Aygıt ayarları diyor. Buradan televizyonu aç. Tamam, şu an bu Life and Living TV diyor. İşte gün, aynen. Aha. Aa. Şimdi geldi. Al buyur buradan yap. Bugün bir kitaplık inşa edeceğiz. Evet. Aha bak, marangozluk 12.5. Şimdi katman olmadığı için çekicinizi şöyle alın, böyle vurun, oradan kaldırın. Pekala, dönüşe göre bahsedeceğim şeyler erkekleri pek ilgilendirmiyor. Odak testi hoşunuza gitti değil mi? Her neyse, erkekler barları sever, biraları severler. Bir dakika, buradan ben bakayım becerileri. Marangozluk ne alemde? Burada. Kendine bir bar inşa etmek ister misin? Gerçekten olabileceğini söylüyorlar. Köşeler için ya. Vallahi saçma yazıyor. Yani ben okuyorum ama. Evet, marangozluk 12.5 daha arttı. 4 tane kalas, biraz çivi. Aha, şimdi gördünüz. Marangozluk seviye 1. Tüh ya, kitabı okusaydım keşken. 25 alırdım yani. Ah, ne yapayım abi, her şeyi yetiştiremiyorum ki. Bir sürü işimiz var yani. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Evet. Sonra işte müzik geliyor falan filan. Ha, bunu bulana kadar gerçekten. Ha, bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Televizyondan bir şey öğreneceğim. Neyse, televizyonu kapatalım. Açlıyor ya, kapat. Ha, tamam. Bunu da kapat, pencereyi de. Evet, ne yapalım ya? Gene mi karnım acıktı ya? Abi gideyim. Böğürtlen falan bulayım ya. Ha, böyle olmayacak. Şuradan bir araştırayım. Araştır diyor. Hayvanlar değil de, malzeme de değil. Sadece mantar ve meyve. Peki, tamam diyeyim. Şuradan da zamanı ileri alayım. Çabuk bulsun. Bayağı bir örtlen bulduk. Çok iyi oldu ya. Evet, yorgunluk çöktü. Susadık. Olsun. Şimdi hiç önemli değil. Evimiz de var. Ondan sonra evet, ciğerlerimiz de yoruldu. Bayağı bir susadık. Vallahi hiç umurumda değil. Saat 10 oldu, tamam. Kapat diyorsun. 14 tane. Oh oh oh. Bu çok iyi oldu abi. Sadece bu bizi bile hayatta tutmaya yeter. İşte su sorun. O da yağmur yağarken su biriktirmem lazım. O işte odun modun falan. Onu ateşlikte falan suyu kaynatıp içmem lazım. O da aslında ileriye dönük kolay iş. Ama yani sadece böyle yaşayamam tabii. Daha iyi bir yaşam için, daha iyi şeyler yapabilmem için hani meslekleri öğrenmem lazım. Hepsi derken niye ya, hepsi niye? Bayağı yorgunuz. Çok yorgunuz diyor burada. Abi bu gerçekten iyi oldu. Bu öğretmen işim. Bilmiyorum, zehirlenme falan var mı? Abi ye hepsini. Hafif açlıyor. Sonra artık yatağa gideriz. Artık yarın Allah kerim. Bugünkü olduğu gibi. Evet, hala aç değiliz. Evet, tamam. Şuradan bir de su iç. İç abi, iç iç. Çık. Senin su. Ev senin, her şey senin. Çık yukarı abi. Tamam mı? Pijamalarını giy. Neredesin? Kapıyı da kapat, olur ya, zombi zombi girer. Nasıl girer ben de bilmiyorum ama. Şöyle uyu diyelim ve öbürsü güne başlayalım. Of, saat 5. Evet arkadaşlar, uyandık. Şimdi işlerimize bakalım. Az sonra televizyonda
Yine herhalde 6'da mı demiştim ben? 8'de mi bilmiyorum ama önemli değil. Şu kitabı okuyayım ben. Avcılık değil de düşük seviye yeni başlayanlar için marangozluk. Birini al. Hemen bir okuyalım abi. Ve zamanı ilerletelim. Tam yarım saat. Şuradan bak. Bakın buradan bir dakika, ok işaretleri gelmesi lazım. Neredeydi? Koşuculuk, gizlilik, atiklik, ha, marangozluk burada. Aha, programlar başladı. Şimdi geç oldu ama olsun, okuyayım biraz. Heh, ok işaretleri geldi. Şimdi katman sayısı veriyor. Yani katlıyorsun aldığın tecrübeyi. Ne oluyor? Şurada çarpan diyor, 0-3 diyor. Yani 0-3 kere, yani 1 puan alıyorsan atıyorum 1.3 alıyorsun şu an. Okudukça bu çarpan puanı daha da yükseliyor veyahut da sayısı. Ondan sonra atıyorum işte 2'ye, herhalde 3'e kadar çıkıyor bildiğim kadarıyla, bilmiyorum yani o kadar fazla okumadım yani kitabı sonuna kadar, hiçbir kitabı okumadım sonuna kadar. Ama yani en son okuduğumda yarısına kadar gelmiştim, 3 almıştım, şu an 0.6'ya çıktı gördüğünüz gibi. Ben bayağı zaman geçiyor ya kitap okuyunca. Televizyonu bir açayım. Bir dakika. Ha, üzerine basmam lazım. Tüh, kaçırdık. Bir de akşam 8'de vardı değil mi? O bir televizyonlarda ne var? Aç. Küçük tavşanlar. Bu ne? Eğleniyoruz. Oynarken öğreniyoruz. Çocuk kanalı mı bu ya? Küçük tavşanlar diyor. Fark etmez. Biz gene bir dışarılara bakalım. Dur ben kanalı şeye ayarlayayım. Life and Living TV diyor. Çocuk televizyonu herhalde ya. Şunu bir açalım. Aç. Aha. Aha, bu herhalde ferahlıtı doyurucu, beni anlamak için sabırsızlanıyorsun. Bilmiyorum ki, güne iyi başlamak için daha iyi bir yol yok. Kahve yapmayı mı öğretiyorlar? Evet. Yemek yapmayı öğretiyor herhalde. Ama puan alamıyorum. Tecrübe puanı vermiyor. Yemek şovuna tekrar hoş geldiniz. Aşçılık. Aşçılık için. Aşçılıkla alakalı kitap bulamadım maalesef. Biraz seyredeyim. Bakın hiçbir şey çıkmıyor ya. Aha, çıktı. Vallahi çıktı. Herhalde bir seviye atlayacağız aşçılıkla. Çok iyi oldu ya. Süper. Herhalde öyle olacak. Hadi. Devam et. Anladım. Harika. Evet, bir seviye atladık. Mükemmel oldu. Evet, biraz daha öğreniyor arkadaş. Aşçılıkla ilgili bakmam lazım. Pek bitti herhalde. Yarın görüşürüz diyor. Tamam, televizyon açık kalsın. Zaten etrafı kolaşan ettim, hiç son bir yok yani. Kimse gelmez diye düşünüyorum. Yine de ben biraz su içeyim. Şuradan yemek bakmam lazım. İç diyor. O böğürtlen de var. Bunları yiyeyim. Çünkü normal yemek yemeyeceğim. Onları saklayacağım kötü günler için. Elimden geldiği kadar arada bir böğürtlen bulup böğürtlenmeyeceğim. En kolayı, en temizi bu. Evet, karın açlığımız da gitti. Evet, biz son girdiğim evde bayağı çivi bulmuştum. Ha, bir dakika, şuradan testere alayım. Testere nerede? Program başladı ya. Ha, yok. Ses duyar gibi oldum da. Abi hemen. Ha, bir dakika, çivi de alayım. Çekiç de alayım. Hepsini alayım bari ya. Evi dışarıdan barikat kuralım hemen. Bir tane alalım bundan. Birini al. 10 tane de çivi var. Hepsini al. Aldım. Ha, kütük var burada. Bir dakika. Kütüklerin hepsini kamp ateşi de yapabiliyorum ama kesilmiş tomruklar yap diyor.
Hepsi ya. Bayağı ağırlaştım ya. Ne oldu? Kalas oldu ha. 6 kalas oldu pek. Hiç önemli değil. Şu... Olsun. Böyle güç de kazanırız. Barikat kuruyor. Hemen kuralım barikatımızı. Mecbur abi, evi kapatmam lazım. Ne olur ne olmaz. Kat kur. Böyle de. Barikat. Evet, burası bitti. Hem içeriden hem dışarıdan kurmam lazım. Hayır, çökme, çökme. Hayır, ne yapıyorum? Ha, çivi mi kalmadı? Ahşap, balta, kalas var, çivi yok. Evet. Çivi bulmam lazım. Yani çivi bulmam lazım derken çivi var. Çivi kutusunu aç diyor. Kaç tane var ya? Ben 100 biliyorum. Evet, aynen de öyle. Şunu konteynere koy. Yarısını al. Tamam. Şu barikatı kur. Tamam. Kalasımız kalmadı. Şimdi bir dakika. Balta yanımdaydı. Ağaç keselim. Evet, ahşap balta. Kelle kullan. Şu ağacı kes. Süper. Bu iki kütüğü al, hepsini tomruklar yap. Kalas. Hafif aç diyor. Olsun. Biraz daha hafif aç olalım. O ne ya? Bazen öyle ağaçlar sallanıyor. Zannediyorum ya böyle arasından zombi falan çıkacak. Buraya ben kapıyı kilitle diyor. Yok. Kalas koyar mıyım? Zaten saçma olur. O kadar kocaman kalasımız yok. Aa, bir dakika. Kalasları orada unuttum. Nerede? Burada bak. Yerde duruyor. Kalas. 6 tane al. Saat 10. Şimdi önce bir evi yapayım. Abi kürek lazım ya. Bak ne kadar yavaş alıyor ya. Şimdi kürek bulmam lazım. Yani bu civarda şimdi kürek bulamadım. 3 tane ev var burada. Yol burada bitiyor. Yani buradan devam etmiyor yol. Araba var ama arabaya pek güvenmiyorum. Yani daha ne kadar gider bilmiyorum. Bayağı bozuk araba. Barikat kur diyor. Şimdi kalası kendi çantamdan çıkarıp normal üzerime alıyorum. Onun için öyle uzun sürüyor. Ama böyle fazla ağır olmuyorum. Bunun avantajı var işte. Barikat kur. Herhalde 4 tane kalas koyabiliyorum. Bir de içeriden de kapatabiliyorum yani. Tamam. Burası da bitti. Şimdi başka nerede pencere var? Şurada var. Evet, burayı da kapat abi. Barikat kur. 4 tane kapatabiliyorum. Bitti. Şimdilik bu kadar. Bir yemek yiyeyim. Kapatalım. Buna gerek yok. Saat 11. Gene mi karnım acıktı ya? Ben gene böğürtlen buldum ya. Abi bu iyi ya. Gerçekten bu böğürtlen işi iyi oldu. Evet. Hemen. Hem biraz susuzluğumu alıyor. Bakayım arayabiliyor muyum? Yok. Çimleri kes diyor. Aha, burayı ara. Meyve ve mantar, tamam. Bir yarım saat kadar bir şey arayayım. Az sonra televizyonda gene program çıkacak. Kaçırmayın. 11:20 geçiyor.
al diyoruz. Kapat. Hemen eve koşalım. Ya. Ne oluyor ya? Kapat ya. Aha bak. Vallahi tahmin ettim. Tux ayısı ile tanıştırmak istiyorum. Tux ayısı kasabadaki en samimi, en mutlu, en yumuşak ayıdır. Vay be. Ayının yumuşağı da varmış. Onun için en... O sadece 49.99 ve üstelik kargo ve paketleme işlemi... Ne anlatıyorsun kardeşim ya? Bakayım neye verecek ki? Beceriler. Tamam, reklamı geç. Saat 12.10 geçiyor. Merhaba, benim adım Frank Grene ve ben Grants marketini işletiyorum. Bugünlerde Grants'e bu piyasanın önemli parçası. Bu da mı reklam ya? İlk yardım fena olmazdı. Evet, susadım. Televizyonda pek bir şey kalmadı. Bilmiyorum daha kaç gün sürecek bu televizyon işi. Ben buradan tarihi de göremiyorum yani. Kaç gün geçtiğini göremiyorum. Evet, kapandı televizyon. Pek bir şey öğrenemedik. Su içelim. Ne yapayım? Yemek buldum. Ben biraz daha bu marangozluk kitabını okuyayım. Bakayım şu an 0.6 çarpan. Ya ne kadar çok okursam o kadar çabuk marangozluk seviyesini atlarım. O kadar daha çok malzeme, eşya, mobilya falan buna benzer ögeleri yapabilirim. Orayı da göstereceğim. Şu bölümde açtığım zaman burada işte favoriler var, genel var, hayatta kalma, marangozluk, aşçılık, elektriksel, sağlık, işletme ve çiftçilik. Evet, karnımız acıktı. Çarpanımız 0.9 oldu. Ben biraz zamanı ileri alıyorum. Bilmiyorum televizyon saatlerini tam olarak bilmiyorum ama 8, 12 bir de 6 mı diye söylemiştim, ben de hatırlamıyorum. Çok iyi ya, çok iyi. Katman çarpan 2-1 oldu bak. Bayağı acıktım. Olsun, kitabı bitireceğim ilk defa. Kitabı bitireceğim. Nasıl olsa böğürtlerimiz var, yeriz şimdi. Tamam. Peki. Şimdi hemen bunlardan yiyelim hepsi. Aha, yine bir şey başladı. Saat kaç? 6. Evet, dediğim gibi. Ve karşısına geçelim. Hem yemek yiyelim hem seviye atlayalım. Kahvaltı menüsünü ödülümüz geri döndü. Şimdi gelin Wok and Rolls'ı ziyaret edelim. Ya marangozluk sabah mı çıkıyor ya? Haa, doğayla tekrar birlikte karşınızdayız diyor. Ne olabilir bu? Hayatta kalma mücadelesi. Haa. Susar değil mi? Biliyorum. Evet. Eğer nehirden çok uzaktaysanız ve etrafında hiç musluk yoksa gökyüzü gerekli suyu sağlamadığında ne yapacaksın? Hepsini saydım. Yağmurdan bahsediyorum çocuklar. Yağmurda su depolamak hayatta kalmak için çok önemlidir. O yüzden su depolamak için bir yağmur depolayıcı fıçı yapın. Aha, marangozluğa verdi. 4 adet kalas alın, 4 adet çivi alın ve çekiç ile çivileri çakın. Daha sonra iç kısmı için çöp poşetlerini kullanın. Sonra gökyüzüne bakın. Yağmur yağdığında fıçının doluşunu izleyin. Şunu düşüneceksiniz. Vay be, artık ölmeyeceğim. Ve bu harika bir şey. Bir dahaki sefere görüşürüz çocuklar. Woodcraft. Abi, marangozluk 2 oldu.
Çok iyi. Harika. Evet. Televizyon olduğu sürece şimdi yeni marangozluk başlayanlar için marangozluk bitti. Bu kitabı bir daha okuyamıyorum. Balıkçılık var, oltam yok. İleri seviyede ilk yardım. Bu bir dakika. Evet. Nerede kalmıştık? Lines Otomobil Dergisi spor araç modelleri. El kitabı diyor. Henüz bunu okumadın diyor. Öğretilen tarif ileri seviye tamircilik. Allah Allah. Oku. Yani araba da mı tamir edebiliyoruz? Ya süper olur. Bunu çabuk okuyor ya. Harika oldu ya. Abi yarın da kaç kalas işi yaparım. Başka kitap var mı ya? Bunu mu açmıştım? Şuraya bir bakayım. Düşük seviye marangozluk diyor. Ah! Abi bunu okumam lazım. Bu 3-4 ya. Bu çok çok iyi ya. Tam benlik. Tam yani devamı kitabın. Peki. Hemen bir su içeyim. Uykum gelmeden. Su iç. Birdlen ya abi. Ye. Zamanında ye. Biraz disiplinli olmamız lazım. Vakti de kendimize ayak uydurmamız lazım. Pek geç kalmamamız lazım. Yani bu avantajı kullanmam lazım. Çünkü zombi yok etrafta. Baya bir uzaktayım şehirden falan. Ve televizyonun yanında durayım. Ne olur ne olmaz. Her an bir şey gelebilir. Düşük seviye marangozluk. Peki okuyalım. Ne diyor? Hafif yorgun. Olsun. Tamam. Zaten saat 10'a kadar oturmam lazım. Zamanı biraz ileri alalım. Bu arada şeye bakalım. Becerilerden. Bu ok işaretleri çıkması lazım. Katman göstermesi lazım. Katsayı aldığıma dair. Biraz daha uzatayım. Evet geldi. Şu an kaç veriyor? 0.5 veriyor. Elimden geldiği kadar hepsini okumaya çalışacağım. Yani hafif yorgun. Yorgun. Tamam. Aha. Ya dışarıdan hep sesler geliyor ya. Evet. Karnım da acıktı. Saat 12'ye geliyor. Ne oldu ya? Bitti mi? 12'de de bir şey geldi. Hemen bitti. Kaç oldu? 2.5 oldu. Tamam. Abi yemeğimizi yiyelim. Ve yatalım. Karanlık ya. Sifiri karanlık. Hemen ye şuradan yemeğini. İç. Yukarı çık. Yarın sabah yemek yeriz artık. Hemen yatağa gidelim. Bir dakika. Nasıldı? Kol saati. Alarm kurabiliyorum. Alarm kur. Yani saat 5.50'de kalkmamız lazım. Tamam. Abi şimdi uyu. Evet. Yani 5 saat uyuyacağız. Olsun. Ne oldu ya? Alarm çalmadı mı? Alarm çalmaya... Allah kahretsin ya. Ya gerçekten ya. Her şeyi kurman lazım ya. Alarm bak buna basmadım kesin evet. Açık çalmaz tabii. Niye çalsın? Allah'ım ya. Hep aynı şeyler ya. Yani her şey güzel gidiyor. Bir tane sorun çıkıyor ya. Bir şeyi unutuyorum kardeşim. Böylen ya. Tamam. Hemen gidelim. Saat kaç? 8'e geliyor. Şuradan Birdlen arayalım. Araştır diyor. Tamam. Saat 8'de miydi şimdi? 6'da mıydı? Bir dakika ya. Kapat bir dakika. Saat 8. Koş 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 çabuk. Yok 8'de. 8'de bir şey yok.
dakika bekleyin. Yok. Tam 12'de herhalde. 12'de başlıyor televizyon programları. Ben buradan hemen odun keseyim. Ağacı kes diyor. Şunu kes. Onunla kesmeseydin ya. Kondisyonu gidiyor. Hepsi diyor. Arasına çevir. Oh yağmur da yağıyor. Güzel. Bunlar yerde dursun bu arada. Ben araştırayım burada. Tamam. Biraz böğürtlen bulsun. Sonra acıkırım. Zamanı ileri alalım. Islandık evet. Karnımız acıktı. Daha kaç. Helikopter geldi. Kapat kapat. Nedir ya? Ne helikopteri bu şimdi? Yardım paketi falan mı var? Islandık biraz. İşte havlunun... şimdi havluyu kullanma vakti. Bir kere kendimi kurulayabiliyorum. Daha fazla bulmam lazım. Bu yetmez. Islak banyo havlusu diyor. Bunu tekrar lavaboya koyalım. Evet, karnım aç. Örtlenden yiyeyim bir tane. Hemen su da içeyim. Bu ne helikopteri şimdi ya? Şurada okumaya başlayayım şunu. Düşük seviye marangozluk oku. Al abi ileri. Şuradan da bakalım. Abi bir şeyler oluyor ya. Katman 3 oldu. Saat 12'de herhalde program başlayacak. Aha. Taze sütten dondurmanın tadını çıkarın diyor. Aşçılığa mı verecek şimdi? Yaşasın diye bağırın. Hadi oğlum ya. Aha doktor. Doktor. Hani nerede doktor? İlk yardım diyor. Baş ağrılarına, mide bulantısına ve ani tahrişlere neden olabilir. Doktorunuza danışınız. Tüh ya. İlk yardım yok muydu bende ya? Balıkçılık yok. İlk yardım yok. İleri seviyede var. O da 7 ile 8 arası. Yani ilk yardım 7 ile yani şu bölümde şu bölüme katman sayısı veriyor. Onun için kitap şu an kullanamıyorum. Bir şey anlamıyor okuduğum zaman. O başıma gelmişti oradan biliyorum. Peki. Helikopter gitmedi daha ya. Bütün gün burada mı dolanacak ya? Barikat kur diyor. Bakayım buna puan veriyor mu becerilerden?
16.5 puan. Tecrübe puanı diyor, 16.5. Şimdi 17.25, bak veriyormuş ama çok az ya. Dört tane kuralım, ne yapayım? Al 66'da ya. Tamam, kapat, yeter. Şuradan su içeyim. Devam okuyalım abi. Bir dakika, fazla ileri gitmeyin. Kaç oldu? 18. Aha. Tamam. Ha, Tox ayısıyla tanıştırmak istiyorum diyor. Hadi ya, saadete gelin ya. Ne çıkacak acaba? Toprak, hava, rüzgar, ateş. Ama başka bir tane var. Bir unutulmuş element var. Ne yapıyor? Patlama. Hiç büyü yapmadan duramaz mısın bak? Ne yazıyor ya? Bu kadar büyük olduklarına inanamıyorum. Silah sesi. Demek bugün elementler bize karşı ha? Çok uzun sürmez. Hadi biraz kıç tekmeleyelim. Unutulmuş element sınıflandırma BG-13 ha? Silah. Sinemalarda. Hadi la, filmmiş. Bitti. Ben de şey diyorum, ne diyorum. Yani olur ya bu mücadele şeyinde mızrak, uzun bıçak, yakın dövüş silahları falan, onlar çıkar diye düşündüm ama. Tamam, yorulduk, yemek de yedik. Televizyon programları da bitti. Hepsini yedim. Daha hafif yorgun ya. Biraz daha odun kes. Ya gerçi burada kalas var mı? Baltayı değiştirelim çünkü o bir balta dövüş için aldım aslında. Ağacı kes diyor. Ahşap balta ağaç kesmek için iyi. Şimdi bunları tekrar hepsini yap.
Çivimiz var. Yarısı var. Tamam, bugün erken yatarım. Yarın sabah erken kalkarım. Gene alarm kurarım. Şimdi nereye kapatalım? Bu tarafta pencere var mı? Yok. Oha. Tamam, burada varmış bak. Barikat kuruluyor. Kalas daha alayım. Hatta kaç tane oldu? Burada bir tane, iki tane var. Hepsini alayım. Tamam, şimdi gideceğim yapmaya ya. Buradan da iki tane. Burada mı bu? Burada da bir. Ne dedi ya? Ha, buradaymış. Birini al. Çok ağır oldum ya. Gideyim önce bir kapatayım, sonra gerisini alırım. Ya mecbur abi, hepsini kapatmam lazım. Ne olur ne olmaz, ben ne gelir ne gider, ne olur hiç haberim yok yani. Oyunda sürpriz beklemiyorum. Buraya da kapıyı da kapatayım. Hatta bir dakika, kapatma. Çünkü balık tutmaya giderken buradan çıkalım. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Bir bu kapı kaldı. Onu da artık yarın yaparız. Bütün eşyaları buraya koyayım şimdi ben. Çiviler. Ahşap balta. Evet, çekiç. Evet, kalas. Bunları da koy. Daha ne var koyulacak? El baltasını benim taşımam lazım. Tamam. Kapatalım. Ve abi, yorulduk. Biraz su içelim. İç. Tamam, yatağa gidelim abi. Sabahleyin. Bakalım ne olacak. Bir dakika. Yatmadan önce alarmı kuralım. Alarmı kur diyor. Tamam. Tamam. Şimdi uyu. Bu sefer de çalmazsa çok kızarım. Saat 4'te uyandım. Aa, erken ama. Kitap nerede? Bu, okudum bunu. Bu okuduklarımı buraya koyayım ya. Nerede şimdi elektrik olmadığı zaman ateş yakmam gerekecekse en azından gazete kağıtları falan olsun diye bunları saklayayım, atmayayım yani. Evet, yemek yiyelim hepsi. Kaç okumuşum ya? Sayfa sayısı 251 diyor. 260. Tamam, oku abi. Şuradan bakayım. 4,5. Demek 5, en çok 5'tir herhalde kitabı bitirdiğim zaman. Bak, çabuk okuyor çünkü. Aha, bitirdim valla. Kaçmış? 5. Evet, tamam. Peki, kitabı bitirdik. Kitabı yerine koy. Düşük seviye olan buraya gelsin. Miş olan. Bir de bir tane daha var değil mi? Burada düşük. Yok, bu yeni başlayanlar için. Bunları da yani ayıralım en azından. Hep beraber durmasınlar. Çünkü karıştırırım sonra. Bunu okudum mu, şunu okudum mu diye. Tamam, bu da tamam. Lan kalas hala duruyor ya. İki tane almışım demek ki. Kalası koy abi. Yük. Boşu boşuna yük taşımaya gerek yok. Araştırma da seviye atlamak üzereyim. Programdan sonra
çıkarım. Onu da atlatırız. Yiyelim. 10 veriyor ya. Açlığa 10, susuzluğa eksi 1 veriyor. Peki, şöyle bir atlayalım. 5.5, ne yapayım? Aha, benim... Alarmı kapat, tamam. Hadi oğlum, ha. Ah, yemek. Aşçılık. Olsun, aşçılık da fena değil. Evet, çıkıyor aşçılık. Ne oldu? Bitti mi gene? Ha. İnsanlara güvenmemiz gerekiyor. Evet. Onlara inanmamız gerekiyor. Evet. Fos oid olarak bunu anlıyoruz. Gene reklam herhalde. Alaska körfezini temizledik. Valla bu saatten sonra ne temizleseniz temizleyin. Hiçbir faydası kalmadı. Hadi hep birlikte hareket edelim. Herhalde bu son program. Evet. Bu bir televizyon programlarında bir şey var mı? Turbo'da ne var? Aç. Bir şey yok. Pause TV ne diyor? Burada da bir şey yok. Triple N ne ya? Bu da yok. Tamam ya, biz burada duralım abi. Öğreneceklerimiz bu kanalda çıkıyor çünkü. Evet, Birdland arayalım. Hem de seviyemizi arttırırız. Bu sefer büyük sırt çantasına koy. Zamanı da ileri alalım. Evet, seviyemizi de atladık. Dur 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 ya. Tamam. Suyumuzu içelim. Bir dakika ya, su iç. Allah Allah, su mu yok ya? Aa. Yok, su yok. Burada ne var? Oturma odası, şey, yemek odası. Burada banyo var değil mi? Evet, buradan iç su. İç diyor. Tamam. Evet, kendini yıka diyor. Bir dakika, sabun var mıydı? Burada yok. Ama havlu var. Sabun neredeydi ya? Yukarıda mıydı sabun, burada mıydı? Buradaydı, bir tanesini al. Yıkanalım değil mi su varken? Kendini yıkalıyor. Samaniyeleri alalım. Aha, bitti. Bu kadar. Arkadaş çabuk temizledi. Kusur abdesti aldı. Tamam. Şimdi karnımız aç. Oh, bu böyle gider. Hepsi niye abi? Ne bulduk benim ya? Of, 11 tane. Bilinmeyen böbreklerden. Çok iyi ya. Saat 12'de çıkacak. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bu videomu burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bring the funk back.